haç farizamızı yerine getirdikten sonra inşallah dönüşte zaten kapalı bir şekilde gelmiştim. Bundan sonra da inşallah meclis çalışmalarına da başörtülü bir şekilde devam edeceğim. Başörtülü olarak devam edeceğiz inşallah. Türkiye çok değişti, gelişti, demokratikleşme anlamında, hukukun üstünlüğü anlamında ve insanların birbirlerine kanaat getirmesi, birbirlerine saygıyla görüşlerini benimsemeleri veya onlara anlayışla davranmaları noktasında epey yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle demokratikleşme anlamında çok yol kat etti Türkiye. Bu bağlamda artık kimse kimsenin kılık kıyafetiyle uğraşmadan herkesin özgür bir şekilde kendi düşüncelerini veya inancı neyse onu özgür bir şekilde gereğini yerine getirebilmesi noktasında bir sıkıntının olmadığını düşünüyoruz artık. Ve bu bağlamda inşallah bizler de meclise bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık bundan sonraki yaşantımızı başörtülü bir şekilde devam edeceğiz. Ya bu zaten hiç kimsenin dini inancından dolayı, felsefi görüşünden, cinsiyetinden, ırkından dolayı hani bir ayrım yapılması söz konusu değil. Yani anayasada eşitlik ilkesi zaten kabul edilmişti. Ayrıca bir inanç özgürlüğü de anayasamızda bize kabul edilmişti. Yani bunların gereği olarak da bunun yansımasını görmek tabii ki doğal hakkımız bizim diye düşünüyoruz. Ve inşallah bunu da yaşamımızda yansıtacağız. Biraz detay çekeyim mi? Daha önce konuşacağım. Thank you.